İyi akşamlar değerli seyirciler. Sansürsüz Gündem programında bugün de karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı İsmail Emre Telci bizimle. Bugün kendisiyle Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Her hafta olduğu gibi bugün de gündemimizin yoğun olduğunu söylemek mümkün. Suriye'yi konuşacağız. Rusya ile ilişkiler, dış politikada ne durumdayız? Geçtiğimiz haftadan bugüne ne gibi gelişmeler yaşandı? Kendisiyle ve telefon bağlantısıyla konuklarımızla konuşacağız. Tutuklu gazeteciler meselesine değineceğiz. Türkiye siyasetinde sıcak gündem devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşanıyor? Geçtiğimiz hafta tartışma olmuştu. Fezlekeler, dokunulmazlıklar, birçok konu var Türkiye'nin siyasetinde. Yeni oluşumlar, yeni siyasi partilerin kurulmasına da değineceğiz. Ben konuğumuza dönmek istiyorum. Öncelikle Sayın Telci, İstanbul İl Kongresi'nin ardından yeni göreve seçilen biri olarak öncelikle size de yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum ve programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Teşekkür ediyorum. Suriye ile başlayalım. Şimdi Türkiye'nin gündemine gelmiş. Sıcak gündemin önemli başlıklarından bir tanesi Suriye. Suriye'de ciddi bir problem yaşanıyor ve en son İdlib'de ateşkes ilan edildi diyeceğim ama o metni ben de okudum. Şimdi siz de ateşkes deyince bir durdunuz ve düşündünüz, öyle mi gerçekten? Bu konuyla başladım çünkü bu önemli. İdlib'de ateşkes sağlandı mı efendim? Şimdi her ne kadar Türk kamuoyuna ateşkes olduğu söylense de bu konuda uzman olan yazarlar ve gazeteciler dinlenirse eğer, ki kendileri ana akım medyada çok fazla yer bulamıyorlar, alternatif medyada mevcutlar, bunun bir ateşkesten ziyade askeri faaliyetlerin durdurulması. Yani ne demek bu? Ateşkes dediğimiz olay da iki adet meşru kuvvet arasındaki bütün silahlı çatışmaların durdurulması ve buna benzer faaliyetlerin durdurulması anlaşılır. Hı hı. Yalnız askeri faaliyetlerin durdurulması biraz başka gibi. Yani Rusların bunu çok da es geçeceğini düşünmüyorduk zaten. Ki geçmemişler gibi görünüyor. O bahsi geçen M4 karayolunun kuzeyindeki koridorun da kuzeyinde, yani tabiri caizse bir işte kuş uçmayacak bölge ilan edilmiş izlenimi var. Her ne kadar bizim dışişlerimiz ve ana akım medyadaki gazeteciler diyelim, artık gazetecini tırnak içerisinde kullanıyorum, bunun bir ateşkes olduğunu söylese de ateşkesten ziyade Türkiye'nin oradaki askeri faaliyetlerin durdurulması anlaşılıyor. Buna Rusya ordusunun da yine askeri faaliyetlerinin... O zaman ateşkes anlamına gelmiyor sanırım. Evet, ateşkes değil aslında. Askeri faaliyetlerin durdurulması şu manaya geliyor. Orada Türkiye'nin askeri anlamda hiçbir faaliyet yapamaması. Yani kastedilen bu. Yani metin çok açık. Zaten 3 maddelik bir protokol bu. Evet. Anladığımız şu, işin sonucuna girelim. Yani uzman yazarları dinlediğimizde aslında şuna geliyor. Burada askeri faaliyetler duracak ama Suriye ordusunun terörist dediği kişi ve gruplara karşı faaliyetleri devam edecek. Bu çok temel bir fark. Peki şimdi bu anlaşma geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 gün oldu. 34 evet. İnsanımız hayatını kaybetmeden, daha doğrusu öldürülmeden önce bu anlaşma yapılamaz mıydı? Biz zaten başından itibaren bu kadar can kaybına, şehit vermemize maalesef diyelim, yani gerek olmadığını söylüyoruz, savunuyoruz ve bunu istikrarlı bir şekilde savunuyoruz. En son geldiğimiz nokta, malum olduğu üzere işte İdlib konusunda ateşkes diye tabir ettikleri bir anlaşma ve bütün o muhalif kesimler, yani Suriye rejimine muhalif olduğunu düşündüğümüz, bizim öyle tanımladığımız kimselerin, ki bunu Batı dünyası genellikle teröristler olarak maalesef dile getiriyor, küçük bir bölgeye sıkıştırılmış durumdalar. Zaten bu aşamaya biz uzun yıllar sonucunda geldik. Bundan yaklaşık 2 sene, 3 sene önce de Kuzey Suriye'de ne oluyordu? Orada da Suriye ordusu, yani biz rejim olarak tabir ediyoruz, kuzeye doğru askeri faaliyette bulunuyorlardı ve biz çekilmek zorunda kalmıştık. En son Astana ve Soçi mutabakatlarıyla dedik ki tamam,
sizin operasyon yapmanıza gerek yok. Buradaki terörist unsurları biz temizleyeceğiz. Dolayısıyla artık bu silahlı çatışmaları durduralım dedik ve işin garantörü olduk. Rusya da dedi ki tamam, siz bunun garantörü oldunuz. O zaman işinizi yapın. Yani terörist unsurlar vesaire temizlensin. Aradan belli bir süre daha geçti. Oradaki onların terörist olarak tabir ettiği kişi ve gruplar faaliyetlerine devam ettiler. Suriye ordusunun da atakları devam etti. Rusya desteğinde tabii ki. Ve en son maalesef 34 şehidimizin olduğu menfur hadise gerçekleşmiş oldu. Bu kadar şeye de gerek var mıydı? Bizim zaten parti olarak da görüşümüz bunun buna gerek olmadığı yönünde. Maalesef diyoruz. Bunun göz göre göre geldiğini söylüyoruz. Zaten aklı başında olan herkes, bütün uluslararası kurumlar ve kuruluşlar, Türkiye'deki hatırı sayılır, işte bu işte itibarlı olan kimselerin hepsi buna gerek olmadığını ve Esad rejimiyle içimize sinmese de görüşülmesi gerektiğini eskiden beri söyledik. Bakın bu önemli. Bunu bu söylendiği zaman ya da CHP bunu söylediği zaman iktidar tarafından oldukça tepki çekiyor. Ama geçtiğimiz hafta o görüşmede şöyle bir görüntü ekranlara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı'na şu an Esad'la görüşüldü değil mi diye bir soru yönelttim. Evet, kameralara yansıdı. Hatta Mevlüt Çavuşoğlu'nun da elinle, Mevlüt Çavuşoğlu bile tokalaştı o anda. Onu evet, doğru lazım. Doğru. O da yani mizahi, enteresan bir görüntü ortaya çıktı. Ögeleri konulacak şeyler yaşandı. Görüştünüz değil mi dedi. Onu doğrulatma ihtiyacı hissettiler belli ki. Yani ne demek oluyor bu? Bu şu anlama geliyor. Bu zaten yeni bir şey değil. Yani iktidar her ne kadar yurt içerisinde biz böyle şey yapmıyoruz, İşte siz de yapamazsınız, bunu dile bile getiremezsiniz dese de daha geçen aylarda Moskova'da yapılan bir toplantıda işte Hakan Fidan'ın kendi mevkidaşıyla orada görüştüğünü herkes biliyor zaten. Bunu da kabul ettiler. Yani bu zaten bilinen şeyler. Yani el altından zaten devletlerin görüşmesi normal bir şey. Biz buna da karşı çıkmıyoruz. Burada bizim söylediğimiz şey, içinize sinse de sinmese de dünyadaki bütün siyasal aktörlerin bir şekilde kabul etmiş olduğu bir siyasal rejimle sizin yüz yüze görüşmeniz. Bu belki size ağır gelebilir. Her ne kadar emin bir camide namaz kılacağız vesaire gibi propaganda malzemeleriyle gündemi işgal etseniz de işin sonunda geldiğimiz nokta şu: Suriye rejimi Rusların desteğiyle bizi ve küçük bir grubu köşeye sıkıştırmış durumda ve bu yapılan protokol bunu durdurmayacak gibi. Yani bu çok kırılgan bir yapı. Sonuçta az önce bile hani metin üzerinde ne kadar anlaşmazlığa düştüğümüz ortada. Yani bizim ne anladığımız belli, bize söylenen belli. Şimdi biz bunu yani 3 ay, 4 ay bile hani gidebileceğini düşünmüyoruz. Evet, yani bu çok daha kısa sürebilir. Buna ilişkin Türkiye'nin de tez zamanda tedbir alması gerekmektedir. Yeter ki daha fazla şehidimizi vermeyelim. Ha, şuna gelelim. Tabii ki protokol yapılsın. Tabii ki kanı akması durdurulsun. Bizim zaten savunduğumuz şeyler bunlar. Bir canımız daha gitmesin. Biz bunu istiyoruz sadece. Evet. Yani eskiden beri söylediğimiz her şey şu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada ne iş yaptığına dair böyle duyurucu nitelikte bir argümanı yok. Maalesef. Diyoruz ki insani faaliyetler için oradayız değil mi? İdlib'deki işte orada biz bir insani felaketin önüne geçmek için buradayız diyoruz. Ne oldu? Batı sınırımızda bambaşka bir hadise var. Şimdi İsmail Emre Tercih. Bu konuyla ilgili birkaç soru daha yönelteceğim ama konuyu yakından takip eden bir gazeteci telefon attığımızda önce ona dönelim. Bu konuyla ilgili biraz hem bilgi alalım hem yorumlarını alalım, ardından konuya devam edeceğiz. Telefon attığımızda gazeteci Ceyda Karan var. Sayın Karan, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Sayın Karan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak sizin yakından takip ettiğinizi biliyorum. Dün de bir zirve gerçekleşti Türkiye ve Avrupa Birliği arasında. Bu zirveden nasıl bir sonuç alındı efendim? Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Zirveden herhangi bir sonuç çıktığını düşünmüyorum. Bütün işaretler de zaten çıkmadığını bize gösteriyor. Cumhurbaşkanının basın toplantısına kalmadan aceleyle ayrılması, zirvenin gerçekleştiği AB liderliği, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı, Yürütme Organı'nın Başkanı von der Leyen'le yaptığı görüşmeler, onların daha sonra çok kısa süren basın toplantısındaki açıklamaları bir çözüm bitirildiği kanaati uyandırmıyor. Tabii
Yani sığınmacı meselesi şu an İdlib'le birleştiriliyor ama yani yaşanan gelişmelerin İdlib'de doğrudan herhangi bir alakası da yok. Bu Türkiye'nin genel olarak Suriye rejim değişikliği hamleleri boyunca son 3 senedir, özellikle 4 senedir kullandığı bir metot. Zaten sınırda yığılan sığınmacıların çoğunun Suriyeli olmadığını herkes biliyor. Ama bu Türkiye Avrupa Birliği için bir enstrüman haline gelmiş durumda. Bu bağlamda görüşüldü ama bir sonuçta çıkmadığı ortada. İdlib'de son durum ne efendim? İdlib'deki son durum tabii 5 Mart'ta Moskova'da güncellenen bir mutabakat söz konusu. Tabii baktığımız zaman içeriğine çok da Türkiye liderliğinin ortaya attığı hedeflerle kıyaslayarak baktığımızda fazla bir şey elde edemediğini görüyoruz Suriye toprakları üzerinde. Gerekçelendirdiği ve savunacağı söylediği hatta çok daha geriye çekilmiş bir noktada gözüküyor. 3 maddelik bir mutabakat biliyorsunuz. Bu mutabakat ve Türkiye açısından sağladığı şey aslında somut olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun doğrudan çatışmasının önüne geçilmesi. M5'ten bahsedilmiyor. Zaten o açıldı son hamleleriyle Suriye ordusunun yeniden kontrol altına almasıyla. M4 bölgesinde ise, yani Lazkiye'ye uzanan batı hattında ise Rusya'nın kolaylaştırıcılığında bir güvenli koridor bölge oluşturulması ve oradaki cihatçı gruplar, en başta da El-Kaide tabii BM kararları uyarınca terör örgütü olarak tanıyor biliyorsunuz. Türkistan İslam Partisi var. Orada Kafkasya'dan terörist gruplar var. Onların kontrollerinin boşa çıkartılmasını sağlayacak bir metin bu. Metin. Dolayısıyla bütün bu süreci gidilirken Ankara'nın Suriye ordusunun sınırların dışına çekilmesi gibi bir takım talepleri ve ultimatomları vardı Cumhurbaşkanı'nın, hatırlayacaksınız. Biz de hangi sınırlar diye soruyorduk. Çünkü olay Suriye toprakları içerisinde gerçekleşmekte. Dolayısıyla o ultimatomdan geriye pek bir şey kalmış gözükmüyor. Geçici bir mola olarak algılayabiliriz bana sorarsanız bu şu an olup bitenleri. El-Kaide zaten ateşkesi hiçbir zaman kabul etmiyordu, zaten bu siyasileştirme süreci var güvenli bölgeler kanalıyla. Mecbur kalıyorlar, sahada yenildikleri ölçüde geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Öylesi bir süreç yaşandı. Bu da onun son ayağı diye görmek mümkün. Dolayısıyla bu Moskova mutabakatı, tabii bakacağız nasıl uygulanabiliyor mu? Türkiye hangi adımları atacak Rusya ile beraber, ama adım adım geriye gidiliyor, adım adım geriye gidilmek durumunda kalınıyor. Böyle bir resim var şu an eğilim olarak. Bunda da tabii Türkiye'nin yardımına koşan batıdan kimse yok. Yani söz söylemde siyasi söylemler, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri açısından Suriye'nin tekrar toprak bütünlüğünün sağlanmaması gerekiyor onların çıkarı adına. Ama bunu kendilerinin bizzat bir işgalle ya da başka araçlar kullanarak yapabilecekleri bir durumun olmadığını biliyoruz. Bu istenmiyor ne NATO'da ne Amerika'da. Bir kısım Türkiye'ye işte Patriot verilmesi ve askeri mühimmat yardımından bahsedenler yok değil, James Jeffrey gibi. Ancak Amerikan liderliğinin şu anki Suriye formülasyonuna baktığımız zaman kendilerinin doğrudan müdahil olmayacakları bir çerçevede gittiklerini söylemek mümkün rahatlıkla. Avrupa Birliği de işte bunun sonuçlarıyla, Suriye Savaşı'nın sonuçlarıyla debeleniyor. Ve Türkiye ile bunun üzerinden müzakere yürütmek zorunda kalıyor. Ve sınırlarını koruma teması içerisinde bu işi çözmeye çalışıyor ki çok çok zor tabii yani şu koşullar altında. Sayın Karan, bu mutabakata, Moskova'da gerçekleştirilen bu görüşmelerin ardından sağlanan mutabakata tam anlamıyla ateşkes denilmesi mümkün mü? Şimdi tabii mutabakatın içeriğine baktığımız zaman böyle klasik bir ateşkes olmadığı belli. Ateşkes sadece girişteki bu sunum kısmında bu Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantörlüğü uygulanırken geçiyor. Onun dışında zaten metnin uygulanacak olan maddeleri terörle mücadeleyi öngörüyor. Açıkça ifade ediliyor bu, yani cihatçı gruplarla mücadele ifade ediyor ve ateşkes işte cuma gecesini, perşembe gecesini cumaya bağlayan, gecede yürürlüğe giren
ateşkes ateş hattında yani bu burada bir ateşkes varsa aslında Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında olduğunu anlıyoruz biz. Çünkü oradaki terör grupları asıl mesele, onlarla mücadele öngörülüyor. Aynı şekilde M4 için 6'şar kilometre kuzeyde güneyde hat çizilip Türkiye ve Rusya'nın o hattı tutmasıyla bir yumuşak iniş diyelim ve bir mola diye ifade etmek lazım. Çünkü oradaki terör gruplarına burayı bırakmamak, onları temizlemek hedefinden şaşan bir durum yok. Metin de aynı zamanda daha önce gerilimi azaltma için kurulan mekanizmalara atıf var, Soçi'ye atıf var ki Soçi daha 10 maddelik bir maddeydi. Soçi bir nihai bir anlaşma metni değildir. Soçi aslında kademeli olarak Suriye topraklarındaki cihatçı grupların temizlenmesi ve siyasi süreci destekleyecek bir saha koşulu yaratmayı amaçlayan bir metindi. Ona da atıf var burada. BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf var ki 22-54 sayılı karar önemlidir burada. Sık sık anılıyor. Ben de anlayamıyorum açıkçası Amerikalılar bu kararı niye anıyorlar. Çünkü onun sığınmacı bölümleri vesaire hepsi çok muğlak o metinde. Suriyelilerin kendi kaderlerine karar vermesi gibi aslında Amerika'nın Esad bitsin maddelerini ekletmeye çalıştığını hatırlatalım. Aralık 2015'te hiçbiri çıkmamıştı. Dolayısıyla o kararda mihenk taşı bir karar bu tabii Güvenlik Konseyi'nden çıktığı için. Evet. Ve bu mihenk taşı olan kararda en önemli, en somut, en net vurgu terörle mücadele. İsmini de koyuyorlar. Heyet Tahrir Şam diye koyuyorlar. El-Kaide diye koyuyorlar. Ve benzeri cihatçı gruplar diye koyuyorlar. BM kararı böyle bir karar. Yani BM kararının bir takım Suriye çatışmasının özü itibariyle içerdiği muğlaklıklar değil, net olarak, somut olarak 22-54 sayılı karara girmiş olan hususlara baktığınız zaman ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz bu anlamda. Ha, evet. Büyük güçler, işte Amerika Birleşik Devletleri Suriye tekrardan bir bütün haline gelsin istemiyorlar. Dolayısıyla kendi çıkarları doğrultusunda eğip bükebilirler bazı şeyleri ama hani madde ortada nihayetinde. Peki. Yani bu süreci uzatmaya çalışmaktan başka bir şey değil ve maalesef Türkiye siyasetinde, Türkiye'deki yönetimin siyasetinde bu süreci zorlamak şeklinde açıkçası kapasitesi genel gidişatı değiştirmeye yetmiyor. Evet. Ancak askeri gücüyle bütün bunların gecikmesi, çabuklaştırılmaması çözümün o konuda tabii ki ayrıca kendi kaygıları, çok Türkiye'nin öyle haklı kaygıları var. Sığınmacı meselesi önemli bir mesele. Fakat o rakamları da abartıyorlar biliyorsunuz. Artık bu savaşı sürdürmenin bir gerekçesi haline gelmiş durumda, bahanesi haline gelmiş durumda. Sivil meselesi, yani savaşlar bir yerde bitmek zorundadır. Bitmedikleri müddetçe daha fazla insani dram yaratır savaşlar. Yani noktayı koymak durumundasınız. Koymazsanız hiçbir zaman o sorunu çözmeyeceksiniz demektir ve devam edecek demektir. Şimdi 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon böyle rakamlar sallanıyor ama sahadan daha sağlam benim bulduğum kaynaklar zaten orada bir 100 bin kişi, 200 bin, 200 bin insan epeydir sınırdalar. Türkiye sınırında 35 bin sığınmacı olduğuna dair en son Ocak'tan beri hareketlenmeyle olduğunu söylediler. Ama bu tabii 1 milyon, 2 milyon. Şimdi o kadar insanı nereye saklayacaksınız? Yani görsel bir veri de yok bakın buna dair. Ama maalesef bu savaşın bahanesi haline getirildiği için siviller ve sığınmacılar meselesi, bunun üzerinden retorik çok. Ama o retoriğin somut bir karşılığı yok. Kaldı ki bu Avrupa Birliği ile mevzuba hissedilen sınırdaki durumda da Suriyeliler üzerinden değil bütün bunlar. Yani bakın Avrupalara İdlib böyle bize yardım edin denecek bir durum yok. Çünkü Afganlar ve İranlılar, Iraklılar, Bangladeşliler Yunanistan sınırında. Bunlar şimdi retorikle örtülebilir ama içeriye gidenlerden görüyorlar adamlar. Yani bunun doğrudan İdlib'deki meseleyle bağlantılı falan olmadığını. Zaten Türkiye içerisinde bir 3,5 ve orada da rakamları ne kadar sağlıklı olduğunu vallahi ben bilmiyorum şimdi hani çünkü o kadar çok rakam ortaya atılıyor ki evet. O kadar güvenilmez bir durum yaratıldı ki bu ortaya atılan rakamlarla bir adeta bu işin aparatı haline getirildiği için sağlıklı siviller üzerinden zaten bir analiz yapmak mümkün gözükmüyor. Peki efendim, katkılarınız için ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Rica ederim.
Evet, Sayın Tercih, Ceyda Karan da benzer minvalde bir ateşkes konusunda o da çok net mutabakat olduğunu aktardı. Siz neler eklemek istersiniz son olarak bu konuyla ilgili? Ben sadece şunu eklemek istiyorum bu konuda. Zaten bunun klasik manada bir ateşkes olmadığı belli. Yani burada sadece yani askeri faaliyetler durdurulmuş durumda. Ne olacak bundan sonra? Suriye ordusu ben terörle mücadele ediyorum bahanesiyle o taciz ateşlerine, ataklarına devam edecek. Sonra bizden bir karşılık bekleyecek. Aynı zamanda Türkiye'nin desteklediği gruplar da Suriye ordusuna karşılık verecek. Sonra tekrar bir çatışma olacak. Ondan sonra tekrar bir operasyon başlayacak. Şu an İdlib elimizde. Yani Soçi ve Astana'da gerçekleştirilen mutabakatların ardından olan gelişmeler gibi aslında bir mutabakat var. Yani bu adım adım köşeye sıkıştırılma. Yani bu bir doktrin de var bunun. Gerasimov doktrini diye. Rus Genelkurmay Başkanı. Yani şuna getiriyor. Sen düşmanı olduğu kadar küçük bir bölgeye hapset. Ondan sonra hepsini toptan yok et. Yani aslında bu adamların amaçladıkları bunlar. Biz zaten geleceği görüyoruz. Yani burada diyoruz ki yani bunlar adım adım geliyorlar. Yaklaşık 3 senedir, 4 senedir biz işte Soçi, Astana ve vesaire bütün bu protokollerle, bu tabakatlarla birlikte sadece bunların gelişini erteledik. Bunların ertelenmesiyle zaten ne kazandığımız problem. Yani bize burada doyurucu bir cevap verseler, hani sordunuz ya 34 şehit verdik, neye yaradı? İşte biz bunun cevabını bilmiyoruz hala. Bu konuda doyurucu bir yanıt da yok. Kesinlikle. Dolayısıyla buna bakacağız. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz burada hani diyoruz ya İdlib'de insaniyet için varız, işte sığınmacılar için varız. Sığınmacılara nasıl muamele ettiğimiz ortada. Adamları otobüse koyup sınıra götürüyoruz. Hadi buradan Yunanistan'a gidin diyoruz. Yani bunu dünyaya anlatamayız. Çok ayıp. Muhacir insani değil. Vardı. İnsani değil. Hiç her şeyden önce insani değil. Madem biz çok seviyoruz Suriyelileri neden göndermeye çalışıyoruz? Bu konuda hadi bize bir yanıt versinler. Şimdi geçtiğimiz bu Moskova'daki görüşmede geçtiğimiz günlerde Rus medyası bir görüntü paylaştı. Gerçekten bu 2 dakikalık bekleme. 2 dakikalık kronometre ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmek için yaklaşık 2 dakika bekletildiğini servis etti. Gerçekten bu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu izlerken oldukça rahatsız oldum. Yani bir de şöyle bir duruma yıllarca utandık. Utandım gerçekten. Hep beraber bu konuda bir utanç yaşadık. Yıllarca dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in Clinton karşısındaki bir fotoğraf karesini dile doladıktan sonra bunu bu kadar malzeme yaptıktan sonra anlatılan dış politikadaki geldiğimiz durumun çok aslında farklı olduğunu gördük. 2 dakika gibi bir süre kronometreyle Rus medyasının bir paylaşımı var. Bugün de Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada bu Rus medyasının yaptığı bir saygısızlık şeklinde yorumladı. Ama bu yaşanan bir olay. Peki Rus medyası bu haberleri yayınlayarak bir saygısızlık gerçekleştirdiyse Putin'in yaptığı ne? Yani devlet geleneğine uygun mu bu? Bir devlet başkanı, bir cumhurbaşkanı kapıda karşılanıp kapıda uğurlanmaz mı? Bu gerçekten çok enteresan bir görüntüydü. Bugün de Çavuşoğlu'nu sabah dinledim. Anadolu Ajansı'nda bu görüntüyle ilgili böyle bir açıklama. Rus medyasının saygısızlığı olarak nitelendirdi. Partilerin grup toplantısında da benzer konuşmalar gerçekleştirildi bu konuyla ilgili. Siz neler söylemek istersiniz? Bir kere Putin kimi nerede karşılayıp nerede karşılamayacağını çok iyi biliyor. Bugün mesela gördünüz mü sosyal medyada bazı görüntüler çıktı. İşte Esad'ı mesela konutunun kapısında bekledi ayakta yaklaşık bir dakika boyunca. Esad geldi işte kapıda kucaklaştılar vesaire. Ya bu aslında çok da nasıl diyeyim? Tabii ki bizim açımızdan bizi küçük düşürmek maksadıyla bunu yaptıkları çok belli. Ya bu onların kendi nezaketsizlikleri. Ben hiçbir zaman hiçbir ülke liderine hani bunu yapılmasını savunmam. Siz de Rus medyasının bir saygısız nezaketsizliği olarak düşünüyorsunuz. Ben bunun planlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Bu tamamen yani Rusya'da ben nasıl Türkiye'de Tayyip Erdoğan'dan izinsiz olarak A Haber, mesela ATV gibi mesela yandaş kanallar kuş uçmazsa veyahut da nefes alamazlarsa orada da Putin'in kontrolü olmaksızın hiçbir kanalın böyle şeylere gelebileceğini düşünmemek lazım. Bu tamamen baştan aşağı planlıdır. Ha şunu da bilmek lazım. Yani biraz tarihsel bilgi verelim bu konuda. Tarihsel bilgiye geçmeden reklam arasında geçtik. Reklamların ardından bu konuya değinelim. Sevgili seyirciler şimdi kısa bir ara veriyoruz. Peki. Değerli seyirciler reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlardan önce Rus medyasının paylaştığı görüntüleri konuşuyorduk. Ben tekrar
tercihe dönüyorum. Evet, Sayın Tercih, bir tarihsel bilgiden paylaşıyoruz. Ben tekrar hatırlatayım. Rus medyası bir görüntü paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmeden önce 2 dakika bekletildiğinin görüntülerini bir kronometreyle çok nezaketsiz yaşanan bu anların görüntülerini Rus televizyonu paylaştı ve siz de bu konuyla ilgili değerlendirmeyi yapıyordunuz. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, yani sadece çok küçük bir ekleme yapacaktım. Yani bu konunun artık gündemde olmaması lazım bence Türkiye olarak, yani ülke olarak. Ruslar tarihsel olarak daima Türklerle karşıya gelmiş bir ulus. Yani yüzyıllar boyunca bu böyle oldu. Buradan sıyrıldıkları tek alan Birinci Dünya Savaşı. Daha kısmi olarak yine biz hedefteydik. Ve İkinci Dünya Savaşı. Bunun haricinde 200 yıl, 300 yıl boyunca sadece Türklerle savaştılar. Ve o kabul salonundaki heykelleri, tabloları incelersek eğer, orada gördüğümüz tek şey Türklere karşı zafer kazanan çarlar, çariçeler. Dolayısıyla burada onların olacağını bilmeliydik biz. Yani bu öngörülemez bir şey değildi. Evet. Bunu da bu minvalden bakmak lazım. Çok da büyütmemek lazım gerektiğini düşünüyorum. Ülke olarak, yani memleketi seviyorsak bunların her zaman olabileceğini bilmeliyiz. Rusların gerektiğinde diplomasiyi ne kadar incelikle kullandığını bilmeliyiz. Zaten dünyada belirli ekoller vardır. Rus ekolü hala devam ediyor ama Türk ekolünü maalesef bizim yöneticilerimiz bitirmeye and içmiş durumdalar. Umarım en kısa zamanda biz buradan döneriz. O monşerler diye küçümsediği insanlar asla ve asla böyle hatalar yapmazlardı, buna eminim. Söyleyeceklerim bunlar bu konuda. Peki, önemli mesajlardı. Burada bu konuyu dediğiniz gibi artık daha fazla gündemimizi meşgul etmesin. Bir diğer önemli konu tutuklu gazeteciler meselesi. Evet. Siz de bir hukukçusunuz. Şimdi bir olay yaşandı geçtiğimiz günlerde Libya'da. Şehit olan iki MİT personelinin cenazelerini haber yaptıkları gerekçesiyle Oda TV Haber Müdürü, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni ve bir muhabir Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç tutuklandı ve bir olay daha yaşandı. Oda TV erişim engellendi. Oda TV kapatılmadı ama Türkiye'den erişimi engellendi. Burada haberde şehit olan MİT personelinin fotoğrafı ve açık kimliklerinin çeşitli mecralarda yayınlandığı bir tarafa, ancak bunu Oda TV yaptı diye hem gazetecilerle ilgili bir tutuklama kararı çıktı ve Oda TV ile ilgili de yayın kapatıldı. Bu konuyu konuşalım. Peki, Sayın Tercih, telefon hattımızda İstanbul Milletvekilimiz, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan var. Sayın Aydoğan, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sayın Şah. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Aydoğan, tutuklu gazetecileri konuşuyorduk efendim. Çok da programımızın yoğun olduğunuzu belirttiğiniz için ben direkt konuyla ilgili değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Konuyla ilgili gazetecilerin tutuklanması konusuyla ilgili anladığım kadarıyla meclisin içerisindeydim. Duyamadım sorunuzu ama herhalde onunla ilgili sanıyorum, değil mi? Tutuklu gazetecilerle ilgili olarak Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, evet, Hülya Kılınç, Oda TV yaptıkları haberle ilgili tutuklandılar. Siz de yakından takip eden bir vekilsiniz. Bunu sizinle konuşalım tabii isteriz. Tabii ki. Biz bir defa düşünce özgürlüğünün önüne koyulan her engeli yakından takip ediyoruz, takip edeceğiz. Orada rastgele değildik. Genel merkezimizin görevlendirmesiyle, genel merkezimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla ilgili olağanüstü hassasiyeti var. Türkiye'de her türlü adaletsizliğe karşı, her türlü özgürlük perdelemesine, özgürlük engellenmesine karşı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri birebir görevlidirler ve bu görevi doğru ifade etmek zorundadırlar. O yüzden orada bulunduk. Sadece ben değil, partimize ait birkaç milletvekili arkadaşımız daha vardı. Başka partilerin milletvekilleri de vardı. Çünkü Türkiye'de bir büyük ayıp işleniyor. Bir büyük ayıp yaşanıyor. Tarihin en büyük ayıplarından bir tanesi yaşanıyor. Bir tarafta bir kendini sivil rejim olarak tarif eden rejim, diğer tarafta bir otokrat, bir baskıcı, sivil özelliklerini kaybetmiş gibi özgürlüklerin kısıtlanmasını yaşıyoruz. Anayasanın 28. maddesi gayet açık. Siz de bir basın emekçisi olarak, basın da iş gören kişi olarak bunu gayet iyi bilirsiniz. Evet. Basın hürdür, sansür edilemez diyor. Basın hürdür, sansür edilemez. Ve anayasanın haberleşme özgürlüğü ile ilgili, düşünce özgürlüğü ile ilgili maddelerinde de bu özgürlüklerin ana özgürlükler olarak teminat altına alındığı bir ruh söz konusu. Bu anayasa bizim açımızdan yeterli bir anayasa olmamakla beraber, klasik bir anayasadaki hükümleri bile
karşılayamayacak kadar hukuksuzluğun yaşandığı bir ülkede olmak işte ayıp, ayıbın büyüğü. Bir demokrasi ölçütü ortaya koyacaksak bu özgürlüklere ne kadar saldırıldığı ya da ne kadar teminat altında olduğu ile ilgili koymamız gerekir. Bu süzgeci koyduğumuzda da ortaya büyük bir ayıp çıkıyor. İkinci yanı, bu konunun ikinci yanı gazetecilerin tutuklanması ile ilgili. Ortada tipik olarak MİT Kanunu'nun 27. maddesinde tanımlanmış olan suç tanımına tamamen aykırı bir tavır söz konusu. MİT Kanunu'nun 27. maddesinde MİT çalışanlarının, MİT mensuplarının ve ailelerinin kimliklerinin teşhiri tanımı var. Ama gelin görün ki buradaki olayda Allah rahmet eylesin bir şehit söz konusu Libya'da. Evet. O şehidin kimliği zaten bu gazeteciler yazmadan önce teşhir edilmiş vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki şehitlerden birisi Manisalı. Gözler Manisa'ya döndü. Manisa'ya ne gelecek, kim gelecek diye dikkatler doğrudan oraya döndü. Şehidin bulunduğu köyde defnedilmesi sırasında MİT müsteşarlığı kocaman bir siyah çelenk koydu. Herkesin önünde koca bir siyah çelenk varsa o şehidin MİT mensubu olduğu zaten ortaya kendiliğinden çıkıyor. O köyün muhtarı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bütün bunlar olduktan sonra, o MİT mensubunun kimliği teşhir edildikten sonra kalkıp gazetecilerin bir şekilde bu konuyu yazıyor olmaları bu 27. maddedeki suçun işlendiği anlamına gelmez. Artık hukuka uygunluk nedenidir oradaki olaylar. Artık alenileşmiştir. O zaman ortada başka bir sorun var demek ki. Bu gazetecilere karşı yürütülen operasyon için MİT mensubunun kimliğinin açıklanması bahanesiyle beraber başka bir operasyon var. Devletin içinde birbiriyle bir şekilde bugüne kadar kapışırken duyduğumuz odaklardan kaynaklı bir operasyon olduğu iddiası var. Hani bir tarihlerde duymuştuk ya, Sayın Adalet Bakanımız demişti ki maklubeye birlikte kaşık atanlar, siz bana akıl veremezsiniz, beni dizayn edemezsiniz. O tarihte Sayın Adalet Bakanı hangi yapıyla mücadele ediyor ise şu anda bu gazeteciler üzerine de yüklenen yapının o olduğu iddiası var. Bu iddiayı başka türlü de destekleyen şeyler var. Ne deniliyor? Deniliyor ki işte bu iki kardeşimiz Barışlar bir kitap hazırlamış, Barış Terkoğlu. Bu kitap basıma girmeden önce bu tutuklamalarla beraber bu kitabın ortaya koyacağı devletin derin dehlizlerdeki sakıncalı ve garip ilişkiler teşhir olmasın diye bu yapıldı. Bunun benzerini biz ne zaman yaşadık? Bunun benzerini şimdi HDP milletvekili olan Sayın Ahmet Şık'ın İmamın Ordusu kitabına ilişkin yapılan, basılmadan önce yapılan operasyonla Ahmet Çık'ın tutuklanması, kitabının toplatılması meselesiyle, yani FETÖ'cü yargının yapmış olduğu bir operasyonla bu tabloyu görmüştük. Evet. O zaman ortaya ne çıkıyor? Türkiye'de bırakın düşünce özgürlüğünü, düşünce cenin halindeyken, henüz doğmadan önce, hayata girmeden önce cezalandırılır ve ona ilişkin tedbir alınır hale gelmişse, bu ülkenin demokrasi içerisinde seyredip seyretmediğini bütün vatandaşlarımızın, siyasilerin, sivil toplum örgütlerinin tartışarak bir demokrasi limanına bu ülkeyi taşımak yönünde gerekli şekilde davranmaları gerekiyor. Tablo budur Sayın Şar. Sayın Aydoğan efendim, katkılarınız için ben teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Sayın Tercih, Sayın Aydoğan'ın değerlendirmelerini aldık. Şimdi bu konuyla ilgili sizin değerlendirmelerinizi de alalım. Bir de bir diğer konu, şimdi bir de Pelikancıların hedef göstermesi var. Bu da son günlerde aslında oldukça evet, konuştu. Yargıda yeni bir yapılanma mı var? Yani hedef gösteriyorlar, yargı harekete geçiyor bu konuyla ilgili. Aslında burada bir diğer noktada Murat Arel'in tutuklanma kararı ile ilgili tutanakta bir iddia var. Burada bir tahliye durumu, bir evet, tutuklama. Evet. Bu konuyla ilgili hem bu soruları, bu konuları da açmış olayım. Tamamıyla ilgili ben değerlendirmenizi alayım. Muhtemelen en son sorunuzdan başladım. Muhtemelen Hakim Bey, hatta Hakim Hanım bilmiyorum, tanımıyorum, orada değildim. Şöyle bir şey düşündü. Bazı ihtimaller vardı diyelim. Ya tahliye çekti adli kontrolle ya da tutuklayacaktı. Bunun ikisini de aynı karar bittiğine yazdı ve bekledi. Ondan sonra tutuklama kararını verdi. Ama bunu yazıcıdan çıkartırken yani silmeyi unuttu diyelim. Olay hazırlık bu. Önceden yani. Evet, hazırlık önceden yapılmış. Yani önce tutuklama kararı hazırlanmış. Hemen sonrasında kopyala yapıştır yöntemiyle
İşte adli kontrole serbest bırakılmasına dair karar var. Bunların hepsi alt alta. Yani o sosyal medyadan görebilirsiniz. Yanımda da var benim. Aynı karar metninde hem tahliye hem de tutuklama kararı var. Büyük ihtimalle bunu unuttular. Silmeyi aceleyle, tabii ki o günkü baskı, stresi artık neden oluyorsa, birileri mi arıyor, başka şeyler mi oluyor bilemiyoruz da, birileri mi ziyaret ediyor onları. Böyle aynı metinde iki adet karar tabii ortaya çıktı. Sonradan tabii zaten kendilerini düzelttiler ama bu rezaleti tabii kapatacak bir şey yok. Şimdi gelelim şey meselesine, bu Pelikan meselesine. Ya şunu açıkça söyleyeyim. Bu Pelikan denen yapının Tayyip Erdoğan'dan hiçbir farkı yok. Yani sonuçta bu Pelikan dosyası diye tabir edilen metinle Ahmet Davutoğlu istifa etmemiş miydi? Evet. Yani bunu herkes bilmiyor. Ya bunu şimdi unutturmaya çalışıyorlar şimdi. Ahmet Davutoğlu da yeni parti kurdu kendisi. Hayırlı olsun diyelim. Gelmeye çalışacağım evet, sonra. Hayırlı olsun diyelim. Ona geliriz. Sonuçta bu Pelikan dosyası nasıl çıktı? Pelikan dosyası isimli bir metnin evet. yayınlanmasıyla çıktı. Bu metinde kim hedef alınıyordu? Ahmet Davutoğlu hedef alınıyordu. Ardından istifası geldi. Ardından ne oldu? Bir hafta geçmeden Ahmet Davutoğlu önce istifa etmeyeceğim dedi. Sonra kendimden dolayı olmayan nedenlerle istifa ediyorum dedi. İstifa etti. Sonra Binali Yıldırım başa geldi. Evet. Ki bu Ahmet Yıldırım 1 Kasım seçimlerinde kendince tarihi başarı kazanmış. O seçim koşullarına nasıl geldiğini çok iyi biliyoruz. AK Parti'nin genel başkanı, işte efendim başbakan vesaire, değil mi? Ne sıfatları var. Bir haftada gitti. Nasıl gitti? Pelikancı dediğimiz yapının yapmış olduğu bir basın açıklamasına. Ve bu gizli saklı bir yapıda değil. Biliyorsunuz bir Pelikan yalısı diyorlar. Neden? İşte Kuzguncuk taraflarında bir yalıda faaliyet gösteren bir firma bu. Değil mi? Herkes evet. de biliyor bunu. Şimdi gelelim konumuzla alakasına. Murat Ağırel ile ilgili iddialar, mesela şu an benzer iddialar Metin Gürcan hakkında da var mesela. O da bugün Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda oldu, açıklandı. Bazı isimsiz troller, yani önce bir yazar, o Pelikancı denen yazar işte bir şey dolaşıma sokuyor. Sonra isimsiz trollerin böyle bot hesaplar diyoruz onlara. Yüzlerce aynı andan işte post-truth dediğimiz, yani gerçek ötesi şeklinde tanımlayabileceğimiz tweetleriyle o insan hedef haline getiriliyor. Kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılıyor. Ve bunlar sonuçta sosyal medyadan göründüğü için o insan bir anda sosyal lince vuruyor. Pelikancı dediğimiz yapının bu sosyal medyada yaptığı faaliyet bunlardan ibaret. Şimdi bir de bunun yargı kısmı var. Şimdi yargı kısmında da bazı başsavcı vekillerine, bazı savcılara, bazı hakimlere pelikancı sıfatı yakıştırılıyor. Bunları biz biliyoruz. Şimdi bizim buradan isim vermemiz doğru olmaz. Evet. Ama bu insanların en büyük kavgasına da şu anki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le olduğunu herkes biliyor. Bizzat Abdülhamit Gül'e saldırdılar. Abdülhamit Gül aynı gün onlara cevap verdi. Hatırlarsanız çok sert yanıtlar verdi. Yani bu insanlar işi gücü bırakmışlar. Muhalefette de uğraşıyorlar da asıl birbirleriyle uğraşıyorlar. Ve bizim zaten en başından beri söylediğimiz şey şu. Ülke yönetilmiyor. Ülke yönetilmiyor. 2011, 2010, 2011 döneminden beri tamamen bir kişinin iktidarda kalması amacıyla yapmış olduğu anayasa değişiklikleri, yapmış olduğu seçimler, faaliyetler vesaire, bunlarla geçiyor hayatımız. Ve nitekim geldiğimiz noktada asıl konuşmamız gereken şey nedir? Ekonomik krizdir. İnsanların her gün intihar etmesidir. Değil mi? Bunları konuşmamız lazım. Ama bu tarz işte grupların faaliyetleri neticesinde bunların hiçbirine sıra gelmiyor. Şimdi bu ekonomiden, bu sosyal patlamışlıktan kim bahsedecek? Tabii ki gazeteciler. Murat Ağırel kimdir? Yeni Çağ yazarıdır. Ve özellikle son dönemde Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklar konusunda çok fazla yayını vardır. Değil mi? Şimdi bu adamın tutuklanmasına niye biz şaşıralım? Gayet de onların zihnine göre tutuklanması gereken kişi tutuklanmış. O zaman gerekçe başka. Bu gerekçe tutuklanmaların başka. Hepsini bir bahane olarak mı görüyorsun? Şimdi bu MİT yasasının ilgili maddesi bende de var. Şu an yanımda. Hı hı. 27. madde. 27. maddenin 3. fıkrasında çok açık bir şey söylüyor. Diyor ne ki, diyor efendim? Madde açık, okuyalım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir. İkinci madde, çok önemli olduğu için bunu okuyorum bu arada, kusura bakmayın. MİT mensupları ve ailelerin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen ya da veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. Bu bahsettiğimiz 3. madde ise bunların radyo, televizyon ve diğer ortamlarda yayılmasını söylüyor. Şimdi geldiğimiz noktada şu var.
Allah rahmet eylesin şehidimize. Libya'da vefat ediyorlar, şehit oluyorlar. İki kişi. Bunlar sessiz sedasız defnediliyorlar. Şimdi ben bu Hülya Kılınç'ın özellikle ifadesini yanımda bu şu an okudum. Savcılık sorgusu da yanımda, onu da okudum. Bu kadın diyor ki, muhtar yaptı duyuruyu. Manisa'nın bir köyünde muhtar duyuru yapmış. Yani sosyal medyada evet. Şehit cenazesi var. Muhtar. Evet, şehit cenazesi var. Ey cemaati Müslümin, gelin bunu defnedeceğiz. Ailesine taziyede bulunalım falan filan. Bu hanımefendi gazeteci olduğu için gidiyor. Şimdi orada ortada ne bir MİT mensubu var ne başka bir şey var. Gidiyor. Kim bu? İşte Libya'da şehit düştü. Başınız sağ olsun vesaire. Onu haber yapıyor. İşte fotoğrafını çekiyor vesaire. Yani şahıs vefat etmiş durumda. Yani şehit olmuş durumda. Gizli bilgi paylaşma. Sayın Vekil'in de söylediği gibi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kocaman çelengi var zaten. Nitekim bizim gazeteci de bunu orada o çelengide görmemiş. O ayrı bir şey. O sonradan zaten ortaya çıkıyor. Aradan belirli bir süre geçtikten sonra Ümit Özdağ, İYİ Parti milletvekili. Mecliste basın toplantısı yapıyor. Diyor ki bizim şehitlerimiz var. İsimleri de bunlar, şunlar. Allah rahmet eylesin diyor. O isimleri de veriyor. O an anlıyorlar Libya'da şehit düştüğünü. MİT mensubu, Libya'da şehit düşenin MİT mensubu olduğunu o an anlıyorlar. Evet. Ama haberler yapılmış vesaire. Ne oluyor en sonunda? Bunlar bu bahane olarak gösteriliyor ve Oda TV'nin sorumlu haber müdürü, işte diğer yazarı, işte Barış Terkoğlu, Barış Pehlivanoğlu, Hülya Kılınç tutuklanıyor. Olay bundan ibaret. Murat Ağırel de yine benzer bir şekilde diğer albayın haberini yaptığı için tutuklanıyor. Tutuklanma gerekçesi sözde bu. Ama gerekçenin bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve bu insanlar 9 sene önce de tutuklandılar. Biliyorsunuz hapis yattılar. En son aklandılar ki o zaman işte zaten tartışma konusu olan şey o. O zaman operasyonu FETÖ yapıyordu. Şimdi ise başkaları yapıyor. Pelikancılar dediğimiz FETÖ diyorlar. Onu biz demeyelim. FETÖ diyorlar. Şimdi bir de çok ilginç bir noktaya geleceğim. Evet. Şu bu MİT haberlerinin ifşası konusunda belki biliyorsunuzdur. Daha önce aslında bir yargılama yapıldı. Ne yargılamasıydı bu? MİT tırları yargılaması. Biliyorsunuz değil mi? Yani çok fazla sayıda gündem oldu. Can Dündar ve Erdem Gül. Can Dündar yurt dışında olduğundan dolayı dosyası tefrik edildi. Erdem Gül ne oldu biliyor musunuz? Beraat etti. Konu birebir aynı. Yakın zamanda hatta. Yakın zamanda beraat etti. Yani şu an yanımızda var karar. Beraat kararı 2018-113 esas. Yargıtay'da onadı ve kesinleşti. Daha yeni. Erdem Gül bu dosyadan beraat etti. MİT tırları dosyasından. Suçlama yine aynıydı. İfşa etmek vesaire. Şimdi burada zaten bu gazetecilerin yaptığı şey şu. Zaten ifşa edilmiş olan bir haberi alıp haberini yapıyorlar. Ve yaparken de MİT mensubu olduğunu vesaire bilmiyorlar. Devletin veyahut da yargının yapması gereken nedir? O ifşa edeni bulmadır. Görev bu. Suçun konusu o. Suçun öznesi, faili de o. İfşa eden kişi. Evet. Dolayısıyla ifşa edilmiş bir bilgi daha sonra yayılır, edilir. Dünyanın bütün demokrasilerinde böyledir. İşin başka bir boyutu daha var. O da şu. Bizim burada ifşa edilen dediğimiz belge, nasıl söyleyeyim, artık şey değil, hani vefat etmiş, şehit olmuş bir insana ait. Dolayısıyla artık biz onun konumunu vesairesini tartışamayız. Yani kanunun lafzı ayrı, ruhu ayrı. Evet. Kanun ruhuna göre ne olur? Biliyor musunuz? Hani aynen mesela Kozmik Oda dosyası. Onu örnek verelim. Kozmik Oda'da ne oldu? Bizzat yaşayan insanların, faaliyet gösteren insanların belgeleri, bilgi ve belgeleri ifşa oldu. İşte yargılama konusu yapılması gereken şey odur aslında. Ama burada zaten askerimiz şehit olmuş, teşkilat mensubu şehit olmuş. Cenazesini bile siz sessiz sedasız yapıyorsunuz ama cenazesine çelenk göndermeyi de ihmal etmiyorsunuz. Cümle aleme duyuruyorsunuz. Haberi de köy muhtarı veriyor ve sosyal medyadan yayınlanıyor zaten. Nerede o zaman onlara şey? Soruşturma değil mi? Asıl onu sormak lazım. Yani bunu sormaktaki amacımız hadi onları da tutuklayın değil. Asıl yani suç varsa suç işlendiği an o an işte. Evet. Ama onların da haberi yoktur ki böyle bir şeyden. İfadelerde de tabii. Bunlar var. Hiç yani, dikkate alınmıyor o zaman. Yani bu biz burada aslında hukuku konuşarak, yani hukuken olması gereken şeyleri söylüyoruz ama yani maksat farklı. Bunu herkes biliyor. Maksat haber yapan insanlara baskı yapmak, haber yapacak olan insanlara gözdağı vermek. Yani maksat bu. Yani bizim eskiden beri eleştirdiğimiz şey de bu. Maalesef bu oluyor. Daha önceki yargının beraat kararlarına rağmen alelacele tutuklama kararları veriliyor. Ve yani şöyle bir şey var ya, bir de yapılan şey de o kadar eskiden beri maalesef bu Türk adliyesinin bir gerçeği.
Yani siz şahsı çağırıyorsunuz, şahıs zaten kendisi geliyor ifade almaya. Sonra serbest bırakıyorsunuz. Tabii, evet, o serbest. Sonra sabaha karşı 4'te ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani eski kaynanasının vesaire kaynaması evini basıyorsunuz, dağıtıyorsunuz her tarafı. Ya bu zaten kolluk da aldığı emri uyguluyor. Bizim burada tartışmamız gereken bu emri verenler. Peki bu yani OHAL geride kalmadı mı son dönem? Yani sanki bir OHAL uygulaması gibi değil mi? Şimdi OHAL tabii sözlü olarak yani anayasada mesela diyor ya basın hürdür, sansür edilemez. Anayasada var. Görünüşte demokratik bir devletiz. Ama işte yaşadığımız dünyada böyle bir şey yok. OHAL da aynı şey. Uygulamada hiçbir şeyin kalktığı falan yok. Hakimler, savcılar tamamen baskı altındalar. Kesinlikle özgürce, özgür bir yargımız yok. Ve zaten bizim yaşadığımız ekonomik sorunlar da bunun bir sonucu. Demokrasinin olmadığı yere hiçbir yatırım yapılmıyor. Çünkü insanlar kendini garanti hissetmiyorlar. Niye gelsinler ki? Yani anlamı var mı şimdi bunun ama yine de sormak istiyorum. Nasıl, bu süreçle ilgili nasıl bir öngörünüz var? Şöyle bir dakika, çünkü kısa bir ara vereceğiz. Öncesinde bir dakika var mı bir öngörünüz? Yani burada şu yaşanabilir, olumlu olumsuz şekilde. Ya tutuklu gazeteciler konusunda maalesef bir süre daha Türkiye karanlıkta olacak. Bunu da biz hep beraber aşacağız. Göreceksiniz yani baskılar artıyor. Ama yani şunu herkes bilsin. Sönmez ebedi her gecenin gündüzü vardır demiş ya Tevfik Fikret. Bu da onunla benzer bir şey. Yani baskının en çok arttığı zaman işte bu anlardır. Ki yani inanılmaz derecede fazla sayıda dava var. Yani özellikle biz de hani müdafi olarak hizmet veriyoruz. Son 2-3 aydır parti olarak da bize çok fazla başvuru var. İnanılmaz sayıda Cumhurbaşkanı hakaret vesaire diğer dosyalar var. Artmış durumda. Her şey inanılmaz artmış durumda. Yani hani böyle hani bir gemi batar da her sağına sonuna işte yama yapmaya çalışırsınız ya, ama bir yeri kapatırsınız başka bir yere. Türkiye şu an onu yaşıyor ama biz bunu aşacağız. Peki. Çok yakınlaşacağız hem de. Yine araya gidiyorum. Değerli seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Kampanyanın sahibinden efsane fırsat. Küçük ev aletlerinden züccaciyeye, çeyizden kozmetiğe, motosikletten spor aletlerine artı 10 taksit ev kurda. Cem TV'den siz değerli Cem TV izleyicilerine özel bağlama kampanyası. Müziğimizin ve kültürümüzün vazgeçilmez enstrümanı olan bağlamalarımıza şimdi eğitim seti, kılıfı ve yedek tel takımı ile birlikte kargo ücreti dahil 289 liraya sahip olabilirsiniz. İşinde uzman ekibimiz tarafından itina ile üretilmekte olan bağlamalarımızın teknesinde müzik aletleri için en ideal ağaçlar olan maun, kestane ve ceviz ön kapağında ladin, sap ve vurgularında gürgen ağaçlarını kullanmaktayız. Siparişlerinizi isterseniz maun, isterseniz ceviz, isterseniz kestane olarak verebilirsiniz. Ayrıca solak olanlar için özel yapım solak bağlamalarımıza ve 7 ile 13 yaş grubu çocuklarımızın zorlanmadan çalabilmeleri için özel olarak üretmiş olduğumuz çocuk boyu junior bağlamalarımıza da hiçbir fiyat farkı ödemeden 289 liraya eğitim seti kılıfı ve yedek teli ile birlikte sahip olabilirsiniz. Bağlamalarımızı taşıma esnasında herhangi bir hasara uğramaması için itina ile özel olarak ambalajlayıp Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine 3 iş günü içerisinde nakit veya kredi kartı ile kapıda ödemeli teslim ediyoruz. Cem TV ailesi olarak siz değerli Cem TV izleyicilerine dürüstlük ve şeffaflık kurallarından taviz vermeden hizmet etmeyi borç biliriz. Kampanyanın sahibinden efsane fırsat. Cep telefonundan bilgisayara, televizyondan beyaz eşyaya, halıdan mobilyaya artı 10 taksit ev kurda.
Değerli seyirciler, Sansürsüz Gündem kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı ve SODEV Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İsmail Emre Telci ile olan yayınımızı sürdürüyoruz. Şimdi bir telefon hattımızda bir konuğumuz daha var. Avukat Serkan Günel. Biz tutuklu gazetecileri konuşmaya devam ediyoruz bu bölümde de. Sayın Günel, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İsmail Emre Telci ile birlikteyiz. Tutuklu gazeteciler konusuna konuşuyoruz. Şimdi sizinle de bu konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapmak isteriz. Tutuklama kararını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler, saygılar, selamlar sunuyorum. Şimdi tutuklama kararlarını ele alırsak, öncelikle tabii 3 Mart günü yayınlanan bir haber söz konusu. Basından da takip etmişsinizdir. Evet. 3 Mart günü zaten haber yayınlandıktan sonra sosyal medya ve bazı basın organlarında zaten bir linç diyebileceğimiz çağrılar başlamıştı. Çeşitli yerlere ihbarlar edilmeye başlamıştı. Bunun üzerine zaten müvekkilimiz böyle bir gözaltı ya da ifadeye çağırma olabileceğini tahmin ediyordu. Bu tahmini de bize dile getirmişti. Evet. 4 Mart sabaha karşı 4'te bir gözaltı oldu. Daha sonra 16 saat boyunca bu sözlü talimata binaen yapılan gözaltının biz herhangi bir kararına rastlayamadık. Ve akabinde savcılık ifadesi ve daha sonra sabaha karşı biten bir sorgu sonrasında öncelikle Barış Terkoğlu ve haber yazarı Hülya Kılıç tutuklandı ve ardından Barış Pehlivan. Şimdi Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasında sebep aslında Barış Terkoğlu'nun sorumlu müdür olması olarak gösterildi. Ve aynı zamanda bu tutuklama kararında CVK 100 ve devamı maddesinde sayılan tutuklama nedeni varsayılabilir suçlar da gerekçe olarak gösterildi ki aslında suçlanma nedenimiz olan MİT Kanunu 27 bu suçlar arasında yer almıyor. Burada sayılı katalog suçlar arasında yer almıyor. Aynı zamanda delilleri karartma gerekçesi bize tutuklama gerekçesi olarak gösterildi. Ortada karartılabilecek bir delil yok. Evet, çünkü nasıl? Haberin yazarı haberi kabul ediyor. Efendim? Bu haklı bir gerekçe olabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil çünkü ortada zaten kabul edilmeyen bir delil yok. Keza evde veya iş yerinde bir arama kararı da yok. Yani savcılığın delil peşinde olduğunu da söyleyemeyiz burada. Yine kaçma şüphesinden söz ediliyor. Kendisinin gözaltına alınabileceğini ve hatta tutuklanabileceğini bile bile müvekkilim evinde bekliyor. Keza diğer müvekkilimiz Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına ve aslında Barış Terkoğlu'nun haberle hiçbir ilgisi yok, haberi ben onayladım demek için ifadeye gidiyor. Yani tutuklanacağından emin, evet. Ve ona bile kaçma şüphesi deniyor. Yani dolayısıyla burada artık hukukun gerçekten açıklayabileceği anlamda bir karardan söz edilmemiz mümkün değil. Çok fazla gerekçe yaratmaya çalışmışlar. Ancak işin esasına girildiğinde MİT Kanunu 27 çok açık. Evet. Orada sayın meslektaşım var. Bu konuyu o da eminim çok iyi bir şekilde anlatmıştır, anlatacaktır. MİT Kanunu 27 aslında daha önce MİT tırları davasında da tartışılan bir husustu. Bir şey iki kere ifşa edilebilir mi? Yani İsmail Emre Telci de benzer hatırlatmaları yaptı efendim. Evet. Yani daha önce çok açık bir şekilde mecliste yapılmış bir basın açıklaması var. Bu basın açıklamasında şehidimizin ismi, görevi her türlü alenen açıklanıyor. Bunun üzerine başka haberler oluyor. Ve sayın savcılarımız 10 gün boyunca herhangi bir işlem yürütmüyor. Ta ki Oda TV'de daha önce haberi çıkmış, bilgisi paylaşılmış kişinin cenazesine ilişkin bir haber yayınlanana kadar. Yani bir cenazenin MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin olup olmadığını mı tartışalım? Yoksa hali hazırda şehit olmuş bir MİT mensubunun aslında artık ifşa edilmekten uzak bir MİT mensubu olduğunu mu tartışalım? Yoksa ifşası zaten gerçekleşmiş bir kişinin bir kez daha ifşa edilip edilemeyeceğini mi tartışalım? Evet. Burada artık bizim burada hukuki bir süreç yürüyor mu, yürümüyor mu tartışmasında aslında turnusol kağıdımız Barış Terkoğlu'nun tutukluğa itirazıydı. Evet.
biz dedik ki tamam, diyelim ki bir haber üzerinden gerçekten amaç bu haberi soruşturmak olsun. O zaman ortada haberi yazan bellidir. Barış Beylivan bu haberden Barış Terkoğlu'nun hiç haberi olmadığını söylemiştir. Keza haberi yazan kişi Barış Terkoğlu'nu tanımadığını gene ifadesinde belirtmiştir. Biz bunları, bu ifadeleri ekleyerek Barış Terkoğlu'nun tutukluluğuna itiraz ettik ve bu itiraz 2 gün içerisinde reddedildi. Evet. Dolayısıyla artık gerçekten hukuk bağlamında neresinden tutsak elimizde kalan kararlar silsilesiyle karşı karşıyayız. Bir tweet attınız, malumun ilanı dediniz. Son olarak böyle bunu da toparlayalım isterim efendim. Barış Terkoğlu'nun tutukluluğuna itirazı reddeden hakimliğin kararının ardından Murat Ağrı'yı tutuklayan mahkemenin aynı olduğunu belirttiniz ve malumun ilanı dediniz. Burada ne demek istediniz? Son olarak yorumlarınızı alalım. Sanırım başka bir meslektaşımın tweetinden bahsediyorsunuz ama gerçekten o benim de dikkatimi çekmişti. Daha bir gün önce Murat Ağrı'nın malum kararı, o kararın içerisinde 3 ayrı kararın olması söz konusu ki burada da savcılıkça bir soruşturma yürütüldüğü söyleniyor. Yalnız oradaki meslektaşlarından öğrendiğim kadarıyla, ki zaten ortada videolar da var, bu kesinlikle en ufak anlamında, en hafif anlamında bir katip hatası diyebileceğimiz bir durum. Ve bu katip hatasının tabii hakim tarafından onaylanması da bayağı üzerinde durulması gereken bir konu. Ama bunu geçiyorum. Gene tekrarlıyorum. Evet. Barış Terkoğlu'nun bu haberle hiçbir ilgisi olmamasına, alakası olmamasına rağmen, keza MİT kanununda da zaten 56-51 sayılı internet yoluyla yayınlara ve basın kanununa atıfta bulunuyor. Şimdi Oda TV basın kanununa da tabi değil. Evet. Oda TV 56-51 sayılı internet yoluyla yapılan yayınlar kanununa tabi ve orada sorumlu müdürün herhangi bir sorununa gidebilmesine olanak sağlayacak herhangi bir düzenleme yok. Çünkü o kanunda sorumlu müdür ifadesi bile geçmiyor. Burada savcılarımız kıyas yapıyor. Basın kanunundan Barış Terkoğlu'nun sorumluluğuna gidiyor. Ve burada eser sahibi ortaya çıkmasına rağmen, içerik sağlayıcı ortaya çıkmasına rağmen Barış Terkoğlu'nun sorumluluğunun devam ettiğini düşünüyorlar. Ve tutukluluğuna devam kararı veriyorlar. Dolayısıyla gerçekten önümüzdeki süreçte öncelikle usul açısından, sonrasında da esas açısından bütün yanlışları kamuoyunca yine ortaya çıkacak ve yanılmışız diyecekleri bir sürece doğru gittiğini düşünüyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sağ olun. Evet, İsmail Emre Tercih, Sayın Güner'le de konuyu konuştuk. 10 dakikadan az bir süremiz kaldı. Birkaç konuya da aslında değinmek istiyorum. Tabii. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili'nin yapmış olduğu açıklamanın ardından hakkında bir fezleke hazırlandı. Yani birkaç dakikada buraya zaman ayıralım. Serkan Güner'i dinledik. O da konuyla. Evet, tweet'i de yanlış not almışım. Benim notlarımda yaptığım bir yanlışlık olmuş. Son olarak bunu toparlayalım ve diğer konuya geçelim istedim. Şimdi Sayın Özkoç'un söylemiş olduğu sözler aslında şunlar. Bir gün önce Cumhurbaşkanı'nın bize karşı, yani hem parti olarak hem de genel başkanımıza karşı söylediği sözleri aynen iade etti. Olay bu. Ya, grup başkan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı grup toplantısında bir konuşma yapıyor. Konuşma yapıyor. Yaptığı konuşmada benzer minvalde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyor. Bir gün sonra da aynı gün mü? Ertesi gün olması lazım. Ertesi gün Engin Özkoç çıkıyor ve aynen iade ediyor. Olay bundan ibaret. Olay bundan ibaret. Peki şimdi bu şimdi dilin doğruluğu yanlışlığı ayrı bir mesele. Şimdi ben burada şuna geleceğim. Neden Engin Özkoç hakkında fezleke düzenleniyor da Sayın Cumhurbaşkanı hakkında düzenlenmiyor? Bu zaten hani bunun fiili olarak imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü güçleri Engin Özkoç'a yetiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı koruma kanunu var, bununla ilgili değil mi? Anayasal bir zırhı var Cumhurbaşkanı. Ama zaten sıkıntımız şurada. Nedir o? Cumhurbaşkanı hakaret ettiğinde
diyelim Cumhurbaşkanı X bir kişiye hakaret ediyor. Bu Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesiyle yargılanabilir. Nedir bu? Normal bildiğimiz hakaret. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören. Ama bir kişi aynı hakareti Cumhurbaşkanı'na karşı yapsa ne oluyor? TCK madde 299. Cumhurbaşkanı'na hakaret 1 yıldan 4 yıla kadar. Aradaki fark ne? Neden? Bu yeni bir düzenleme mi? Yani anayasa değişikliğinin ardı. Şimdi anayasa değişikliği evet. yapıldı ve artık partide bir cumhurbaşkanı var. Evet. Bu koruma kalkanıyla o zaman cumhurbaşkanına neredeyse hiçbir şey söylenmemesi gerekiyor. Evet. Ama cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanı. Evet. Şimdi burada bir problem yok mu? Bu şundan kaynaklanıyor. Düzenleme yeni değil ama durum yeni. Yani yeni bir durumla karşı karşıyayız. Eski... Yapılması gereken neydi? Eski düzenlemenin değiştirilmesiydi. Ama bunu bilerek yapmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve sayısı artık 20 bine ulaşan davaların nedeni de bu. Normalde Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu eski anayasa döneminde kalan ve tarafsız olduğu kabul edilen ve herhangi bir siyasi partiyle ilişkisi olmayan ve açıkçası da sorumsuzluğu olan, yani Cumhurbaşkanı'nın ne hissi vardı? Sorumsuzluğu vardı. Çok sınırlı yetkileri vardı. İşte bu bazen kabul edilen kanunları anayasa aykırı da geri gönderebilirdi. Evet. Bazı atamalar yapılır. Bundan ibaretti. Şimdi öyle Oysa değil. Yeni Cumhurbaşkanı böyle değil. Ki Tayyip Erdoğan seçildiği dönemden beri ben tarafsız bir cumhurbaşkanıyım demiyor zaten. Dolayısıyla ne var burada? Tamamen taraflı ve tamamen bir siyasi partinin genel başkanı var. Öyleyse Cumhurbaşkanı hakaret suçu anayasal mıdır? Değildir. Anayasaya aykırıdır ve Anayasa Mahkemesi'ne bunun götürülerek iptal edilmesi gerekmektedir. Ve bu konuda acilen bir anayasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Çünkü Türkiye gerçekten bunu taşıyamayacak duruma geldi. Yani bu durum o kadar kötüye kullanıldı ki, var olan durum o kadar kötüye kullanıldı ki artık bu taşınamaz vaziyette. Şimdi Engin Bey'in başına gelen de aynı şey. Şimdi fezleke geldiler, yok işte dokunulmazlığı kaldıracağız. Bir kere anayasal olarak yasama dokunulmazlığı var. Yani milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırsan ne olur? Dokunulmazlığı var zaten. Yasam, kürsü dokunulmazlığı denen bir şey var. Yani iyice muhalefet bir şey yapamamasın. İyice muhalefetin gözünü korkutalım. Ve bunlar bize işlemeyecek şeyler. Bunu da çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla mesela bugün bazı haberler gördüm. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bazı adımlar attı el altından. İşte uzlaşalım vesaire mesajları. Tamamen yalan. Tamamen havuz medyasının ürettiği şeyler. Ve bizi güçsüz konumda göstermek için yaptıkları şeyler. Kesinlikle yok. Var olan kriz bir aslında anayasal krizdir. Bunun da çözülmesi ancak bu yola sağlanır. Zaten çok yeni bir gelişme. Ankara 46 Asliye Ceza Mahkemesi. Evet. Sonunda bir insan evladı çıktı diyorum artık, yani bir hakim. Ve dedi ki bu her ne kadar Cumhurbaşkanı hakaretten açılmışsa da bu dava, bir dava var. Cumhurbaşkanı yine şikayet etmiş birine. Dava açılmış. Yani yaklaşık bu arada unutmayın söyleyeceğiniz söz. Çünkü evet. önemli bir noktaya temas ettiniz. Bu oldukça konuşuluyor. Emsal karar olarak değerlendiriliyor. Evet. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlarıyla ilgili az önce de 20, yani 17 bin civarı, 20 bine yakın, 20 bin yakın dosya var. Dosya var. Bu ciddi bir rakam. Ve bunların tamamının yakınından ceza çıkıyor. Ve 1 yıldan 4 yılda olduğu için de insanlar anında tutuklanabiliyor. Şimdi bizde tutuklama yasağı, 2 yıla kadar olan suçlarda tutuklama yasağı var. Yani bir kişiye hakaret ederseniz tutuklanmazsınız. Kamu görevlisi de olsa tutuklanmazsınız. Ama Cumhurbaşkanı'na hakaret olunca tutuklanabiliyorsunuz. Şimdi bu çok kötüye kullanıldı. Ve Ankara'da bir tane hakim sonunda dedi ki, her ne kadar Cumhurbaşkanı hakaretten dava açılmışsa da Cumhurbaşkanı artık tarafsız olmadığından, ki ben artık hakim başına neler gelecek düşünemiyorum bile. Artık kendisine bir, inşallah böyle bir şey olmaz da bir sürgün yeri belirleyebilir. Umarım olmaz böyle bir şey. Cumhurbaşkanı artık tarafsız olmadığından dolayı bu Cumhurbaşkanı hakaret değildir. Hakaret vardır ama bu kamu görevlisine hakarettir. Bu da 125'e 2'ye girer ve 6 aydan 2 yıla kadar. Zaten tutuklama vesaire yok. Yani basit nitelikli bir evet. suç. Şimdi olması gereken bu. Ama bu çok fazla kullanılmaya başlandı. Mesela Genel Başkanımızın avukatı Celal Çelik, ki ben de katıldım duruşmasına, yine yapmış olduğu savunmadan ötürü Cumhurbaşkanı hakaretten yargılanıyor. Yani bu sopa o kadar fazla kanlı oldu ki artık bunun bir şekilde sona erdirilmesi lazım. Engin Bey'in başına gelen de bundan ibaret. Amaç şu, muhalefeti biz köşeye sıkıştıralım. Muhalefet bir şey yapmasa muhalefet bize cevap veremesin. Biz her türlü hakaret edelim. Peki bu yöntemi biz nereden tanıyoruz? Bu yöntemi şuradan tanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de aynısı vardı. Her gün bize çıkıp terörist diyorlardı, şunu diyorlardı, bunu diyorlardı. Her türlü hakareti yaptılar. Her türlü hakaret ettiler. Irkçılık yaptılar. Açık açık bunu da söyleyelim. Her şeyi yaptılar ama biz cevap vermedik.
cevap vermeyince biz kazanıyoruz. Ve kafamızı kaldırdığımız zaman, bir cevap verdiğimiz zaman ne kadar sinirleniyorlar. O gün meclis oturumunu anlatanlar var, bazı milletvekilleri anlattılar. Engin Bey çıktı, mecliste konuşmaya başladı. Daha 10. saniyede laf atmaya başlamışlar. Zaten 1. dakika dolmadan da ortalık karıştı, ve dövmeye çalıştılar. Planlı mıydı sizce? Tamamen planlı. Tamam, plan çok belli, çok bariz. Emri almışlar, gerekeni yapın demiş birileri. Onlar da gerekeni yapmaya çalışmışlar. Tabii biz orada vekilimizi, diğer vekillerimiz korudular. Umarım bu durum en kısa zamanda sona erer, sükunet hakim olur ve meclis normal çalışmasına devam eder. Zaten meclisin herhangi bir niteliği de maalesef yok. Öyle mi diyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden daha çok izleniyor. Evet. Niye? Çünkü orada meseleler konuşulabiliyor. Bizim Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillerimiz çok büyük gayret gösteriyorlar. Ama orada bir çoğunluk var, anayasal bir durum var ve maalesef bizim sesimiz duyulmuyor. Şu Suriye meselesinden bile zorla, vura vura gizli oturum yaptırabildik. Hiçbir şey umurlarında değil. O da kaç gün hiçbir sonra şey. Bu arada? Kaç o da gün sonra. Yani iş oluyor, dünyada... bitiyor vesaire. Sonra geliyorlar, işte biz bunu görüşeceğiz. Ya bunlar çok ayıp şeyler ama bunlar çok yakın zamanda değişecek. Dokunulmazlık kalkar mı peki? Burada Engin Özkoç'la ilgili bir öngörünüz var mı? Yani şimdi %50+1'in bunu kaldırma hakkı var. Doğru. Ama bu tamamen anayasaya aykırı olur. Onu da söylemek lazım. Çünkü yani fezleke konusu olay bir kere zaten suçlama konusu getiremez. Kürsü dokunulmazlığı var. Yani şunu da söylemek lazım. Son anayasa değişiklikle beraber zaten kendi yargılanmalarını çok nitelikli çoğunluklara bağladılar. Mesela 600 milletvekili varsa 400 milletvekili buna onay vermek zorunda. Böyle şeyler var. Evet. Suçlandırmak için. Peki. Sürenin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Ali Bey. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Değerli seyirciler, Sansürsüz Gündem'in bu haftada bize ayrılan programın, sürenin sonuna geldik. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı ve SODEV Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İsmail Emre Telci ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar Sansürsüz Gündem'de görüşünceye dek hoşçakalın.